Arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün yeni bir video çekeceğiz kardeşlerimle. Ama tanımıyor lan. Bizi korkutuyor. Şimdilik de karanlıkta çizgi film izlersek acaba ne olur? Hayalet mi gelir? Arkadaşlar, saat 3 sorması lazım. Gece 3 olması lazım. Şu anlık gece 1 ve biz hala uyanığız. Şimdi komandayı getirin bakalım. Ama kapı kapılı durmuş aslında. Evet. Şimdi ya, arkadaşlar, gece çizgi film izlersek acaba ne olacak? Evet arkadaşlar, şimdi kamerayı buraya koyuyorum. Kameradan bir duruyor. Bu battaniye saati. Zaten bu. Evet arkadaşlar, kamerayı buraya koyacağım. Şimdi. Arkadaşlar, kamerayı yerleştirip videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, kamerayı yerleştirdim ve şimdi çizgi film izlemeye başlayacağız. Tamam arkadaşlar, şimdi sessiz. Kapışması başlıyor. Rakiplerini yenmek için hamleri hızlıca yap. Arkadaşlar, bugün gecemde bulutlu değil bir şey görmüş. Arkadaşlar, bugün ben yatağımda bulutlu bir şey gördüm ha. Gerçekten de öyle değil arkadaşlar, inanmayın. Arkadaşlar, ben de sindirimen döndüm. Uyursam korktum, ağladım bile. Arkadaşlar, ben su içip geliyorum. Verin, ben battaniyeyi ben de götüreyim. Yanda çok güzel bir... Lan! Arkadaşlar, bu hareket ediyor. Hareket ediyor. Karşımızda böyle bir yapak gelmişti. Biz sakınlanayım ya. Arkadaşlar, şimdi Yusuf bağlar sesin olalım ve evet, videoya başlıyoruz. Yani. Video kapkanalık bu. Yaşlı Bilge, bu şimdilik su bütün beyliğe yetecektir. Bir haberci gibi ülkeden suyu bizimle paylaşacak. Kaybettik. Ama ejderhalar heybetli ve korkutucu diye tanınmışlar bir kere. Bu yüzden kimse mağaraya gitmeye yanaşmıyor. Arkadaşlar, videoyu dolduruyorsam. Olan biten bizim Betül'ün kulağına gitmiş. Genç adam Allah aşkına bir dur durma. Şu anlık videoyu izliyor. Konuşmak için gönüllü olduğunu söylüyor. Tamam mı? Bey, Betül'ün cesaretine bir kez daha hayran kalmış ve gitmesine izin vermiş. Atına binen Mete. Arkadaşlar, telefon kapandı. Arkadaşlar, şimdi resmen karanlıkta kaldık. Elektrikler kesildi. Arkadaşlar, şimdi elektrik döndü. Soğuk sular içerek ilerlemiş. Ne oluyor böyle videoya? Aman bu. Tamam babacığım, geç. Bakın gerçek. Bakın bakıyor. Olanca heybetiyle ayağa kalkmış. Mete, ey olur ki. Çok iyi uyur var ya. Beynimizde kulak lütfedip de mağaramızdan çıkan suyu bizimle paylaşırsanız size minnettarım. Oo, kamera düştü. Mete'nin bu denli cesur oluşu Büke'nin çok hoşuna gitmiş. Tatlı dilli olması. Anneyle baba bir sıkıldı. Kil aldı ya. Sana bir soru soracağım. Çok güzel. Açık bir bekleyinle cevap ama yanmadı. Su senindir demiş. Mete hemen kabul etmiş. Ustasıfta peyniri yedi. Herkes ejderhaları ürkütücü bildi. Bu yüzden bizi görenler korktu. Kumandan demek ediyor. Sen neden kaçmadın diye sordu. Oğlum. Mete, haklısınız.
Ben de hep ejderhalar hakkında korkutucu şeyler duydum demiş. Ancak daha hiçbir ejderhalarla tanışmamıştım. Biliyorsunuz bazen anlatılanlar da olacak. Bu yüzden ben de sizinle tanışıp kendim karar vermek istedim. Bu sözler Büke'nin çok hoşuna gitmiş. Büke, görüyorum ki cesur ve akıllı bir gençsin. Peşin hükümlü olmayan insanları çok severim. Su artık senindir demiş. Mete sevinçle Büke'ye teşekkür etmiş. Vedalaşıp mağaradan ayrılmış. Şehre varınca Mete olanları beye tek tek anlatmış. Bey yeni su yolları açtırması için Mete'ye 3 kese daha altın vermiş. Genç adam hemen işe koymuş. Mağaradan şehre uzanan su yolları kısa sürede tamamlamış. Çatlamış topraklar yeniden suya kavuşmuş. Tarlalara, bağlara, bahçelere yeniden can gelmiş. Renk renk, çeşit çeşit meyveler, sebzeler yeniden boy vermiş. Tüm yaşamlardan sonra Bey her zaman halkın faydasına işler yapar. Kendinden çok başka bir Anam satıyor. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye.